Baylar bayanlar, Tugi Gamers TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Futbol Manager 2020'de Galatasaray kariyeriyle karşınızdayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü bölümdeyiz. Lige istediğimiz gibi başlamadık. İlk iki haftada bir beraberlik, bir mağlubiyet aldık. Kadromda bir değişiklik yaptım sistemimde. Şöyle bir sistem deneyeceğim. Daha önce hiç denememiştim bu sistemi. Bakalım pozitif futbol oynamaya çalışacağız. Andone Çalışkan forvet, yardımcı forvet de Babel. Lemina orta saha, Belhanda Enzonzi üçlüsüyle birlikte Ömer Bayram kanat bek, Linensine kanat bek, Luyendam Samih, Marcao stoperde oynayacaklar. Pozitif futbol anlayışını belirleyeceğiz. Topa sahipken yapacağımız işler şunlar. Hücum genişliği böyle. Koşu alanı pas. Karışık orta. Tempo yüksek. Pas çekti dikine uzun. Zaman geçirme yok. Geçiş oyununda da karşı pres kontraya kalk. Hızlıca elden çıkar. Top rakipteyken de alan daraltacağız. Offside taktiği kullanacağız. Ayakta savunacağız. Seçimimiz böyle olacak. Bir de takımımı böyle görmek istiyorum. Fit değillermiş oyuncularımız. Olsun. Takımı bir de böyle görmek istiyorum. Bakalım bu takım neler yapacak. Hep birlikte göreceğiz. Rizespor'a karşı. Kendi sahamızda. Hadi bakalım başlayalım. Andone. Belhanda. Ömer Bayram. Lemina. Enzonzi. Enzonzi kapladı. Boldrian. Umar. Umar Aminu dışarı. 30. saniye. Golsüz geçildi. Vay, daha azimli oynayan arkadaşlar. Rizespor daha etkili. Pas yapın. Şu anda kadromuz daha oturmuş durumda değil. Bu kadroyu bir deneyeyim istedim. Belhanda. Andone. Rizespor uzaklaştırdı. Yalnız bu kadroyla 6 şut aynı biz atmışız. Asistana gönder. Hırslı. Hadi çocuklar, yapabilirsiniz. Devam et. Yeni bir sistem. İlk defa oynatıyoruz bu sistemi. Bakalım takımımız başarılı olacak mı? Durduralım. Taktikten forvete kimi alabilirim? Adem Büyük var burada. Adem Büyük'ü Andone'nin yanına alsam olmaz. Geri al. Nasıl yaparız ki bunu? Geri Ahmet Çelik, Enzonzi, Belhanda. Adem Büyük var orada oynayabilecek sadece. Şöyle yapacağım. Ryan Babel'i şuraya çekeceğim. Bir de böyle deneyeceğim. Çalışkan forvet olsun bu. Böyle oynasınlar bakalım. Marcao. Belhanda. Enzonzi. Martin Linnes'e orada. Martin Linnes kaptı. Ömer Bayram. Linnes. Linnes. Çok güzel bir gol. Martin Linnes'ten. Dakika 60. Ömer Bayram'ın asistinde. Burada savunma uzaklaştıramadı. Babel verdi Ömer Bayram'a. Ömer Bayram Linnes'e. Linnes Galatasaray'ı öne geçirdi. Çok iyi bir gol attı Rizespor. Rizespor enteresan bir gol attı. Ya orada üst üste iki oyuncu nasıl vurdu o topa? Anlamış değilim. Bak, şu atakta geçsin de. Çok kötü. Çok iyi vurdu aslında da. Neyse. Biz öbür taktiğimize dönelim abi. Bu taktikte iş yok gibi.
Ömer Bayram'ın yerine Yuta Nagatomo'yu alacağım buraya. Demi Enzonzi. Enzonzi şurada olacak. Belhanda, Lemina. Lemina'ya yine iki yönlü orta saha yapacağım. Ofansif oyun kurucu. Hücum yapacağım bunu da. Babel yine aynı şekilde. Semih'in yerine Emre Mor'u alacağız. Emre Mor oynasın burada. Hadi bakalım. Atama. Diamonde. Umar Aminu. Marcao. Marcao. Marcao ne yaptın sen? Ya inanamıyorum ya. Marcao ne yapıyorsun oğlum? Maalesef yenik duruma düştük. Enzonzi, Emre Mor. Emre. Emre tek başına götürdü topu. Ya bu kadar basit bir hata olabilir mi? Yani bu bölüme o kadar garip başladık ki. Enteresan oldu yani. Martin Linnes. Yok abi o sistemle oynanmaz. Biz kendi sistemimizle devam edeceğiz. Umarım Marcao'yu yani ne yaptı? Çözmüş değilim yani orada. Ne yapmaya çalıştı? Devam edelim abi. Antalyaspor'la oynayacağız. İlk 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldık. Gruplarımız belli olmuş. Bakalım. Olmamış mı? Daha olmadı mı? Tüm takımı eşleştireceğiz yani. Aynen. Paris Saint-Germain, Inter, Porto. Yani şu Porto'nun yerine de Real Madrid koysaydınız da tam olsaydı yani. Değil mi? Türk takımı başka var mı? Yok. Türk takımı bir tek biz varız. 15 milyon gibi bir gelir geldi. Bu kadroyla ilk başta hani hiç değişiklik yapmadan oynamak istiyorum ama bilmiyorum. Bu kadro bizi sıkıntıya sokar mı? Şimdi taktiğe gibi gelelim şimdi tekrardan. Şu taktiğimiz olacak bizim. Yoğunluk, yatkınlık, hızlı seçim yapalım şunu. Aynen şöyle olsun. Emre Mor. Aynen bu şekilde oynayacağız. Marcao geri zekalısı. Topa sahipken bir bakayım şuna. Tamam. Top rakipteyken. Tamam. Bu şekilde olsun. Devam edelim. Şampiyonlar Ligi ile ilgili basın toplantısına katılalım. Dikkatli. Kötü kura çekmedik demek isterdim ama yine öyle diyelim lan. Evet. Kötü kura abi. Kötü kura. Çok zor gruba düştük. Avrupa Ligi gideriz belki. Porto'yu geçersek. Avrupa Ligi'ne gidebilirim. Orada belki bir şeyler yaparız. Lige çok kötü başladık. Ama olsun. Yunus Belhan da. Eleştireceğim seni. Haydi. Oyunumuz kaydedilsin. Bölüme çok kötü başladık. Bir taktik deneyelim dedik. Yani adamlar içimizden geçti. Rize içimizden geçti. Lines attığı gol kar olarak kaldı yanımıza. Bakacağız. Bir de oyuncularımız bu sezon 3-4 tane önemli oyuncumuz. Kiralık. Aynen. Kiralık. Önerilen kadroyu kullan. Devam edelim. Ahmet Çalık reddet. Çünkü stoper ihtiyacı var bende. Devam et. Bizim duran top kullanıcılarımız belirledik mi ya? Duran toplar. Tam belirlemiştik. Evet. Tamam güzel. Antalyaspor'la oynayacağız. Ligdeki dördüncü maçımızı. İlk 3 maç kabus gibi başladı bizim için. Acaba Galatasaray diye daha farklı mı oynuyor bu arkadaşlar? Anlamış değilim.
Bir iki maçta böyle pozitif futbol diyeceğim. Ondan sonra hücum ağırlıklı oynatacağım. Eğer iyi sonuçlar alamasak katılmayacağım transfer dönemine. Transfer yapmayacağım çünkü. İlk sezon böyle oynayacağım. İlk sezon ne demiş? Oyuncu kaydı demiş. Kadro kayıt. Kim var? Olmayan oyuncu var mı? Olmayan oyuncu zaten yok. Seçimi onayla. Tamam. Ömer Bayram formunu değiştirmemiz lazım. Ömer Bayram. Sanki çok önemli bir oyuncuymuşun gibi. Bir de antrenmanda mı kötüsün ya? Süperlerle kendi yarattığım takımla daha etkili olacağım. Ama bu takımla da şampiyon olabilirim. İlk maç kötü geçti ama olsun. Hallederiz biz. Beguli. Devam edelim. Antalyaspor'a karşı oynuyoruz. İyileşen var mı? Radamel Falcao ne zaman geliyorsun kardeş? Bir gün daha. Hadi bakalım. Asistan sen konuş hacı. İlk yarım saat kötü geçti bizim için. Antalya Spor deplasmanı. İleriye çıkın lan. Abi pozisyonumuz yok. Bissoko. Luyendam'ı uzaklaştırdı. Charles. Bissoko, Şeşu. Taylan, Ufuk, Charles, Deniz uzaklaştırdı. Diego. Rudbofin. Diego. Ufuk. Belhan da girdi araya. Ryan Babel, Ryan Babel. Ryan Babel. Corner. Belhan da corner'ı kullanıyor. Diego karşıladı. Luyendama. Belhanda. Ortası Luyendama. İkinci yarı biraz daha etkiliyiz ama yeterli değil tabi. Emre Mor. Luyendama. Emre Mor'un asistinde Luyendama golü attı. İşte burada Emre Mor. Arka direkte topa kafayı vurdu. Nazım Sangare girdi. Çıkan oyuncu Selusa. Emre Mor. Andone. Andone attı. 2-0. Deplasmanda 2-0 öndeyiz. 2-0'ı yakaladık. Hemen Jean-Michel Seri'yi alacağım. Defansif destekleyelim şuna. Dur bir dakika. Bunu taktikler. Taktik. Daha taktik. Nerede bu oyuncu? Rakip. Neyse tamam. Tekrar sahaya dönelim. Oyun dondu bu arada. Şimdi geldi evet. Emre Mor'un ortasında Andone kalecinin sağına attı topu. Güzel bir gol oldu. Oyna. Belhanda'yı çıkartalım. Onun yerine kim oynatabiliriz? Ryan Donk'u alabilirim oraya. Enzonzi'yi şöyle çekip. Tamam mı? Jean-Michel Seri ofansif oynayabilir mi? Neyse kalsın böyle şimdilik. Şener Özbayraklı
Mariano'yu satmıştık değil mi? Onun yerine Şener Özbayraklı daha şey değilmiş. Emre Taşdemir'i Nagatomo'nun yerine alalım. Kara kartı var. Emre Taşdemir. Dong. Dong. Babel. Penaltı mı? Video yardımcı hakem inceledi. Sangare sarı kart gördü. Topun gerisinde Seri. Seri'nin ortası. Savunma uzaklaştırdı. Bianco Leşçuk. Bianco Leşçuk. Ortası Hamilton'a. Hamilton tuttu topu. Enzonzi uzaklaştırdı. Galatasaray ligdeki ilk galibiyetini Antalyaspor'a karşı alıyor. 4 puana yükseliyor. Güzel oldu. Bakalım. Sonraki maçımız neymiş? Fenerbahçe ile mi oynayacağız? Defansif performanstan memnun. Kadro kayıt. Zaten oyuncularımız burada. Bir şeyime bakmam lazım. Galatasaray kadro. Oyuncular. Şu kötü olmuş ya. Bu 21 falan filan şeyimiz vardı ya bizim. Eskiden 21 yaş kadrosunu görebiliyorduk ya. Şeyin kapı. Maykoncu Avni Ahmet. Berk Balaban. Melikcan. O gün Mizra. Devam edelim. Kadro kayıt seçimi onayla diyelim. Kadromuz zaten bu şekilde. Fenerbahçe ligde lider. Kendi sahamızda oynayacağız Fenerbahçe'ye karşı. Bakalım Fenerbahçe'yi kendi sahamızda yenebilecek miyiz? Yenersek çok iyi olur. Kendi sahamızda yenmemiz önemli. Fenerbahçe'yi yenersek müthiş olur yani. On bir gün varmış maça da. Bayağı uzun bir süre. Ya bunu zırt pırt istemesen olmuyor mu? Otomatik seçim. Ömer Bayır. Bu ne? Ne için bu? Geri gel bir dakika. Şampiyonlar Ligi için. He, kısıtlı kadromuz var bizim. Seçimleri temizle. Otomatik seçim diyelim. Kimleri almadın? Ahmet Çalık. Emre Akbaba. Martin Linnes'i niye almıyorsun? Yani yerli statüsünde istiyor musun? 6 tane. Yerli kadroda bir tane oyuncu. Ryan Dog, Yuto Nagatomo, Ryan Baba, Adem Büyü çıkart desem olmaz. Jimmy'yi çıkartalım abi. Jimmy'nin yerine kimi alalım? Jimmy'yi de almamız lazım aslında da. Ahmet Çalık, Semih Kaya'yı aldın. Ömer Bayram. Kimi almamıştın sen? Şöyleydi değil mi kadro? Ömer Bayram, Martin Linnes. Martin Linnes. Evet. Jimmy Durmaz'ı çıkartacağım. Martin Linnes alacağım abi. Martin Linnes. Jimmy. Aynen Martin Linnes. Onun yerine Jimmy oynaması lazım. Şimdi stoperde de bir tek şey kalıyor. Kadro zaten biliyorsunuz Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın cezası nedeniyle kısıtlı bir kadro vermemiz gerekiyor. Ahmet Çalık 8-10 gün yokmuş. Defol git it. Yani sezonun daha başı. Hemen sakatlıklar başladı. Radamel Falcao yine sakat. Bakalım. Rehabilitasyon sonuçları ne olacak? 9 gün sonra Fenerbahçe ile oynayacağız. Şu Andone'yi bir dakika dur bakalım şu Andone mevkisi neredeydi şu usta. Santrafor. Şu Andone'ye bir bakabilir miyim? Yeni kal şunu abi çalışkan forvet değil de yeni mevki diyeceğim. Kondisyon. Tamam. Antrenman. Santrafor merkezde yapıyor zaten şu anda. Buradan bir antrenmanlarına bir gideyim. Gelişim, antrenman. Ayrıca bir antrenman yapacağız. Santrafor merkez. Yardımcı forvet yapacağım onu. Yardımcı forvet.
Hücum yapalım şunu bir. Böyle bir çalışsın acı. Çünkü bana lazım o şekilde. Yoğunluk seviyesini ayarlayamıyor mu? Devam et. O mevkide biraz oynasın. Çünkü o mevkide oynatacağım ben. O çalışkan forvet değil de yardımcı forvet olarak oynatacağım. O yüzden Andone'yi şimdilik o şekilde görmek istiyorum. Bakalım. Ömer Bayram. Çalışsana oğlum. Lemina. Ya bu antrenmanda benim oyuncular niye böyle? Oyunumuz kaydediliyor. Galatasaray kariyeri dolu dizgin devam ediyor arkadaşlar. Lige kötü başladık ama son hafta Antalyaspor galibiyetiyle inceden toparlamaya başladık. Fikstürümüz de zor fikstür. Fenerbahçe ile oynayacağız. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi maçları başlayacak Eylül ayında. Biliyorsunuz. Beşiktaş fikstüre bir bakalım şöyle bir. Evet, Porto, Konya, Fenerbahçe var. Yani çok zor bir fikstür var şu anda. Bakalım bu fikstürü ne kadar hasarlı atlatacağız. Ya da hasar alacağız mı? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi gözlemlemeye devam etsinler onlar. Fenerbahçe maçından sonra da Porto'yla deplasmanda oynayacağız. Ya Porto'dan yani deplasmanda bir puan iyi midir bilmiyorum. Çünkü Paris Saint-Germain ve Inter maçları da var. Daha. Yani Porto'dan alabilir. Yani bize göre rakip olarak da var zaten. Diğerleri üst düzey, bayağı üst düzey takımlar. Önümüzdeki sezonu düşünüyorum. Andone, Enzonzi, Seri gidecek. Onları da gittiğini düşünürsem kadrom bayağı bir zayıflayacak. Bu sezonu şampiyonlukla bitirmem lazım ki önümüzdeki sezon için sağlam bir kadro kurayım. Para gelip gelsin kulübe. Fenerbahçe maçı bizim için önemli. Ligde şu anda lider 4 maç sonunda 9 puanı var. Bizim 4 puanımız var. 4 alırsak 7 yapacağız. Çok iyi olacak bizim için. Kendi sahamızdaki derbileri kazanmak önemli. Takım daha yatkınlık sürecinde, hani daha yatkın olma sürecinde. O yatkın olduğu zaman daha iyi olacağız inşallah. Feghouli zaten sakat. Falcao yok. Falcao gelmiş bu arada. Böyle bir kadroma bir bakayım. Taktiğime. Falcao iyileşmiş. Ama şu anda ilk maçta hemen oynatmayı düşünmüyorum. Bir de şöyle bir sıkıntım var. Şu Rangnick'i alayım şuraya Falcao'nun yerine. Andone. Şimdi maç kondisyonu yüksek bu adamın şimdi. Direkt hemen. Şener iyileşmiş mi? Şener'de kondisyonu fena değil. Biraz oynatacağım. Lines kondisyonu düşük. Bakalım. Devam edelim. Şöyle Falcao'yu ikinci yarı alacağım. Şener'i de ikinci yarı alacağım. Neden sakatlandı falan bir şeyler diyor yine. Maçta oynamayacaklar mı yoksa? Bana öyle şakalar yapmasınlar. Adamı hasta etmesinler abi. Bak, Enzonzi sakatlanmış. Ya ben bu işe uyuz oluyorum ya. Tam böyle Lemina'yı oynatsak orada. Emine. Yok, seri daha iyi. Neyse öyle olsun. O zaman şuraya Feghouli. Feghouli de tam iyileşmemiş. Jimmy de. Feghouli biraz daha iyi gibi. Tamam. Mecburen seri oynatacağım abi orada. Enzonzi de durdu. Tam maç günü sakatlandı abi. İddialı. Hırslı. Haydi çocuklar. Onca taraftar geldi. Galatasaray Fenerbahçe derbisi başlamak üzere.
Türk Telekom Arena stadında. Tribünler tıklım tıklım. Emre Mor. Emre Mor. Emre. Çok tehlikeli geldi Emre Mor'la Galatasaray. İlk 15 dakika golsüz. Belhanda. Vedat Muriç karşıladı. Babel, Seri. Belhanda, Luinho, Marcao. Lines. Emre Mor'a. Emre Mor alamadı orada. Serdar topu uzaklaştırdı. Lemina. Max Kruse. Luis Gustavo. Geri Rodriguez'e. Geri. Geri Rodriguez, Mustera. Çok tehlikeli geldi Fenerbahçe. Luis Gustavo sarı kart gördü. İlk yarı golsüz bitmek üzere. İlk yarı golsüz tamamlandı. Galatasaray 0. Fenerbahçe 0 ilk yarıda. 60'tan sonra Falcao ve Linesi al, Falcao ve Şener'i alacağım oyuna. Jean-Michel Seri. Lemina attı. Galatasaray 1-0 öne geçti. Belhanda'nın asistinde. İşte Jean-Michel Seri. Belhanda içeri çevirdi. Lemina kafayla tamamladı. Adil Rami. Ozan Tufan. Luyendama karşıladı. Kruse, Luis Gustavo, Ozan Tufan, Emre Belezoğlu, Luis Gustavo, kaleci karşı karşıya, dışarı. Şimdi Falcao'yu alabilirim. Radamel Falcao, yardımcı forvet, destek diyelim abi. Öndeyiz çünkü. Radamel Falcao, Andone'nin yerine girdi. Jean-Michel Seri, Marcao. Falcao 7 golünü attı. Radamel Falcao. Radamel Falcao golünü attı orada. Jean-Michel Seri'nin ortası. Falcao orada fırsatçılığını konuşturdu. Şener'i alalım. Eski takımına karşı bir oynasın o da. Fener. Yok pardon, geri al lan. Ne yaptın lan? Emre Mor'un yerini aldım ya. Şener'i Lines'in yerine alacağız. Martin Lines'in yerine Şener Özbayraklı girdi oyuna. Daha azimli. Şimdi Fenerbahçe kontra atağı. Max Kruse, Adil Rami, Emre Belezoğlu. Emre dışarı. Üçüncü oyuncu değişikliğimizi de yapalım. Kimi alalım abi? Emre Taşdemir'i alalım mı? Nagatomo'nun yerine. Kanat bek hücum diyelim. Emre Taşdemir. Çift forvete döndü bu arada Fenerbahçe. Ve 90 dakikanın sonucu Galatasaray 2, Fenerbahçe 0. Derbiyi kazanıyoruz. Evet. Radamel Falcao ilk resmi maçında golünü attı. Jean-Michel Seri 2 asist yaptı duran toplardan. O yüzden onu bir övelim. Ahmet Çalık, seni de eleştiriyorum. Bir kahve. Martin Lines. Kuzeyli futbolcu. Oldukça önemli bir galibiyet aldık arkadaşlar Fenerbahçe'ye karşı. 5 maç sonunda puanımızı
Görelim bakalım. Buradan puan durumu niye bizim ligimizi göstermiyor bu? Şöyle göstersin. 7 puana yükseldik. Fenerbahçe'nin 9 puanı var. Galibiyet serilerine yavaş yavaş başlıyoruz arkadaşlar. Bu bölümde bu kadar olsun. Arkadaşlar diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.